Hanımlar, beyler, kelimelerin içinden geçtiğimiz, birbirimize harfler armağan ettiğimiz ve buton tokatladığımız efsane yarışma programı Kelime Oyunu'na hoş geldiniz. Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Hepimizin bayramı kutlu olsun diyoruz. Bu arada tam o sırada alkışı da doğru yerde girdik gibi oldu. Yerimize bir çocuğu oturtacaktık. Müsait çocuk bulamadık sevgili izleyenler. Hepsi bir yere oturmuş, yönetiyorlar ülkeyi. İnşallah bir hafta bile olsa onlar yönetir bütün dünyayı diye bir şey dedikten sonra. Yine inanır mısınız? Yepyeni 4 yarışmacımız var. Bayrama özel 4 yarışmacımız var. Bakın neredeler. Hoş geldiniz Beste Hanım. Hoş bulduk, merhaba. Bayram nasıl geçiyor? Güzel geçiyor. Şu an için keyifli geçiyor. Gayet iyi. Heyecanlı mısınız? Heyecanlıyım. İddialı mısınız peki? Değilim. Değilsiniz. Değilim. Genelde peki iddialı mıydınız? Evde otururken iddialı mıydınız? Evde kendi kendime otururken iddialıyımdır. Şimdi o kadar olmadı şu diyorsunuz. Anda, evet, oluyor. Heyecanlıyım evet. Çünkü. Bazen oluyor. Burada. Ayaklarınıza sağlık. Şimdi masada bakacağız ne oluyor. Teşekkür ederim. Batuhan Bey, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Sizde ne var ne yok? Vallahi aynı bizde. Koşturuyoruz, uğraşıyoruz. Aa, harika. Sizler nasılsınız? Hamdolsun. Biz de idare ediyoruz işte. Ne yapalım, böyle bir değil mi? Çaya toplanmışız gibi oldu. Evet. Sizin var mı hayalinizde bir puan? Yani var. Vart mı? Var. Var fakat hani takdir edersiniz ki en ederim. Yüksek puan. En yüksek puanı isterseniz. Takdir ederim. Ama sadece ben takdir etmem Batuhan Bey, herkes takdir eder en yüksek puanı. Evet. 9800 de gözünüz. Evet. Yani evde öyleydi. Evde öyleydi. Burada farklı oldu. Yolda değişti diyorsunuz. Evet. Peki Didem Hanım, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de durumlar nasıl? Ben de iki kızımla vakit geçiriyoruz, geldik. Çok güzel, iyi yaptınız. Heyecanlısınız diye umut ediyorum. Evet. Çok güzel. Peki sizin iddianız ne boyutta? Pek iddialı değilim, eğlenmeye geldim. Harika yaptınız, ayaklarınıza sağlık, iyi yaptınız. Kerem Bey, size de merhaba. Merhabalar. Sizin heyecanınız ne boyutta? Oldukça var, heyecanlıyım birazcık. Çok güzel. Ben de etmemeye çalışıyorum ama. Hiç edin efendim. Tamam. Yani tam olarak tabii ederken ne yapacaksınız onu da bilsek iyi olur tabii ama yani duruma göre bakarız. Saklamanıza gerek yok. Aha. Beraber halledeceğiz. Aha. Sizin iddianız nedir? Çok iddialı değilim. Evdeyken tabii daha rahat yarışıyoruz. Evet. Daha 8500-9000 arası oluyor ama burada işte 7000'i geçersem şimdi 7000'i ön almış gibi olmayayım ama. Yok yok, estağfurullah. Bakalım yani 8000 falan işte evde işte desteğiniz gayet olursa biraz. Tabii tabii, biz desteğimiz oluyor biliyorsunuz. Genelde oluyor. İnşallah. İnşallah maşallah, yok oluyor Kerem Bey. Yalan mı söyleyeceğim? Desteğimiz olmuyor mu ya? Oluyor. Yani merak etmeyin, biz hallederiz. 8000'i görürüz beraber. Sözünü büyük aksilik çıkmazsa diye umut ediyorum. Ama neler yaşanıyor biliyorsunuz. Çeşitli aksilikler oluyor. Bakalım, ben zevzek bir günümdeyim belli ki sevgili izleyenler. Bayram beni gaza getirmiş olabilir. Ne yapalım, ilk yarışmacıyı hemen alalım. İlk yarışmacımız geliyor. Kökenli bir sıfat. Gayrı. Mütfe. Uydurun. Mütfetet. Herkes için bir adım atabilen kişi. Korkusuz. Bir ca. Kişi. Atılgan. Bütün ötekilerden ayıran özellik. Fark edilmek. Değil değil, tek kelime. Olumsuz biçimde çok etkilenmek. Mastarla bitiyor. Çok vurdu. Çok etkiledi. Meyveden elde edilen içecek. Meşrubat. Değil. Oldukça soğuk bir mekan. İglo. Değil değil. Anlamındaki Arapça kökenli sözcük. Maharet, marifet. Ne? Marifet. Maddelerin granül hali. Deterjan. Değil. Zarar görmesine sebep olmak. İki kelime zaten. Evet efendim. Sorumluluğu üstlenebilme gücü. Otoluğu. Yok yok. Daha basit düşünün. Eylemsizliği ilke edinen şahıs. Tembel. Tembel böyle bir. Gümüşük tembel. Günün ilk yarışmacısıyla masa başında bir araya geldik. Siz de bizimle stüdyoda buluşmak istiyorsanız ekranda gördüğünüz adresi sesleniyorsunuz. Tuttuğumuz gibi stüdyoya alıveriyoruz. Tekrar merhaba. Merhaba. Neler yapıyorsunuz? Ben 28 yaşındayım. Güzel. Oyunculuk mezunuyum. Evet. Nereden? Uludağ. Uludağ'dan. Güzel sanatlardan. Hı-hı. Bunun dışında eğitim veriyorum. Diksiyon, konservatuvara hazırlık, oyunculuk. İstanbul'da Latife mı yaşıyorsunuz? Sanat atölyem var. Onun kapsamında veriyorum eğitimlerimi. Hı hı. İstanbul'da yaşıyorum. Evet. Çok heyecanlıyım. Olur. Normal. Yani
Gayet iyi, iyi, heyecanlı bir şey. Peki nasıl gidiyor işler? Şöyle, 2 yıldır aslında aktif olarak oyunculuğun yanı sıra daha çok eğitmenlik yapıyorum. Online eğitimler veriyorum. Daha mı çok sevdiniz? Aslında bu sevmekle de ilgili değil. Biraz oyunculuk sektörünün kendi dinamikleri ya da orada olan karmaşalarla da ilgili biraz. Yani buraya da bir yönelme durumu oldu. Bir de eğitim vermeyi de seviyorum. Böyle işte güzel. Daha tiyatro ağırlıklı bir oyunculuk kariyeri devam ediyordu. Tiyatro içerisinde de genelde işte oyuncu koçluğu vesaire ufak ufak rol arkadaşlarıma yardım ediyordum. Oradan böyle bir acaba bir atölye mi kursam, eğitim de mi versem gibi bir fikir oluştu. Harika. Evet. Çok böyle güzel. İyi de gidiyor anladığım kadarıyla. Evet, keyif alıyorum. Hem çok eğitim güzel. Vermekten keyif alıyorum hem oyunculuktan keyif alıyorum. Ama tabii ki asıl olarak oyuncuyum. Okey, ne güzel. Aynen. Peki kelimelerle aranız nasıl diye sormayacağım bile. Zaten mesleğiniz gereği çok fazla kelimeyle muhatap oluyorsunuz. Evet. Ama burada bilemediğiniz zaman kötü hissetmeyin. Çünkü genelde bilemiyor kendiyle ilgili bir şey sorduğumuzda yarışmacılarımız. Evet, o yüzden gerginim daha çok. Ya hiç merak etme, gerilmeyin. Zaten antin kuntin sorular da soruyoruz biliyorsunuz. Onu zaten bazen TDK bile ben böyle bir şey mi dedim diye bize soruyor. Yani öyle kelimeler arakladığımız için sağdan soldan hiç endişelenmeyin. Zaten neler yaşandı burada. Evet, umarım güzel geçer. Ben de heyecanım birazdan geçer diye düşünüyorum. Bir de buradaki ortam izlerken daha böyle soğukmuş gibi hissettiriyor ama çok sıcak ve samimi bir ortam olduğu için o beni biraz rahatlattı. Daha fazla heyecanlıydım. Ay harika. Şu an daha iyiyim. Çok sevindim. Aslında uyuzuzdur biz ekip olarak. Size iyi denk geldi. Evet, şanslıyım şu an. Bir de ilk yarışmacı olduğum için onun gerginliğini ayrıca yaşıyorum. Siz gerilebileceğiniz ne varsa üstünde durmaya yemin etmiş gibisiniz Besta. Geçer birazdan. Geçer, öyle umut ediyorum. Ben de öyle umuyorum. Yani sahneye girmeden önce de böyle oluyor. Aynen, girdiğim an bitiyor ya. Yani şu an öyle bir şey umuyorum ilk soruyla birlikte. Umarım. Başlayalım mı peki, öyle o zaman olur. Heyecanınızı da inceltiriz belki bir miktar. Başlayalım mı? Siz hazır mısınız? Ben hiç değilim. Ben belli de değilim. Belli ki başımıza iş gelecek Besta. O yüzden ama deneyebiliriz diye tamam, düşünüyorum. Deneyelim. Peki. Tamam, olur. Hanımlar beyler, ilk kelimemiz geliyor. Çift vokalli şarkı. Düet. Düet doğru cevap. İkinci dört harfli kelimemizin sorusuna bakalım. İnsan emeğiyle korunup varlığını sürdüren küçük orman. Sera. Büyütün Efe. Koru. Koru doğru cevap. Beş harflerdeyiz. Tek kelime bir cevaba ihtiyacımız var. Gelsin bakalım sorusu. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kaç yaşında olursa olsun sevdiklerine seslenirken kullandığı hitap sözü. Kaç yaşında olursa olsun orada aslında bir ipucu. Yavru. Yani pek ağzına canım. Yakışmadı. Hiç olmadı. Hitap sözü. Bir şekerim derseniz tamam, tiyatroda kullanılan bütün her şeyi kullanmış olacağız. Bir harf alsam mı? Tabii alın, buyurun. Alayım. Bugün ne bayramı? Çocuk. Çocuk doğru cevap. Beş harflerden devam ediyoruz. Edebi bir tür soracağız şimdi. Neden? Çünkü bizim sağımız solumuz belli olmaz sevgili soru severler. Gelsin soru. Boş yapmaya başladım. Evet. Şiir dışındaki söz ve yazılar. Düz yazı. Nesir. Nesir doğru cevap. Alt harflilere geçtik. Yine isim soylu bir sözcük sormaya karar vermişiz. Yapıştıralım efendim soruyu. Yararlanılan uygun koşul. Olanak. Olanak. Olanak doğru cevap. Yine altı harfli iki kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var. Kalıplaşmış bir tabir soruyoruz. Gelsin, şu şekilde soruyoruz çünkü. Kişinin konutundayken büründüğü özensiz ama rahat durum. Ev hali. Ev hali doğru cevap. Evet. Yedi harflilere geçiyoruz yavaştan. Efendim birleşik yazıldığı da görülen iki kelimeli bir cevaba ihtiyacımız var. Gelsin bakalım soru. Genç işçi arıların karın halkalarındaki salgı bezlerinden salgılanan ve arılarca yapı malzemesi bal olarak mu? Kullanılan yumuşak sarımsı madde. Bal mı doğru cevap?
Şimdi yarışmanın tam ortasındayız Beste Hanım. 3600 puanımız var. 2 dakika 54 saniyede süremiz var. Nasıl gidiyorum sizce? Yani programı daha önce seyrettiniz mi? Evet seyrettim ama şu an algılayamıyorum. Yani, şu an sadece size mi oraya olacak? Zaten şu an 1 dakikanın altında süre harcadınız ve sadece bir harf aldınız. Yani alınabilecek en yüksek puandan şimdiye kadar 100 puan eksiksiniz. Zaten önünüzde harcayabileceğiniz, pardon 1 dakikadan bir çıt fazla, önünüzde yaklaşık 3 dakika daha var kullanabileceğiniz. Tamam. Bayağı konforlu bir durumdasınız ama genelde bu konuşmayı yaptıktan sonra nazar değer. Evet. Yokuş aşağı sallanmaya başlar. Yani o yüzden bence devam edelim, başımıza iş gelmesin. Tamam. Gerçi bütün süslemeleri yaptıktan sonra gelecekse gelecek de. Efendim ikinci 7 harfli kelimemize geçiyoruz. İsim soylu bir sözcük soracağız. Gelsin sorusu. Dikey ulaşım aracı. Asansör. Asansör doğru cevap. 8 harflilerdeyiz. Eski ama aşina olduğumuzu umduğum bir kelime kökeni bilmeye çalışacağız. Kökeni. Ne yapacaksınız kökenini? Bilmiyorum. Alabildiğim bütün ipuçlarını almaya çalışıyoruz. Kökeni, aklıma gelen her şeyi sorabilirim şu an. Arapça köken. Tamam çok evet. Şey değişmiş gibi. Bakın çünkü neden? Etimolojik olarak Beste Hanım Arapçayı araştırmış gelmeden. Gelsin bakalım soru da bir görelim kökenini. Hadi görelim. Tek başına olan, ayrı anlamlarındaki Arapça kökenli bir sıfat. Tek başına olan, biricik. Arapça kökenli. Gayrı. Gayrı. Ayrı gayrı. Tek değil. Başına deyince mesela tek kelime bu. Tamam. Başka tartışma bir şey değil. Programlarında falan böyle bu münakaşa. Nokta nokta bir olay diye bahsedelim. Skandal. Asla yakası. Harf alırsanız harf mesela alalım. Bir yardım olacak. Tabii alalım. Evet. Tek başına olan ayrı. Bir harf daha siz alırsınız burada. Anlamadık. Arapça. Sanki. Bir tane daha alalım. Bir tane daha aldık. Ü. Yani şey gibi tarif edilir bu genelde. Bir olay olduğu zaman yani normalde akışta olan bir olay değil. O kendi başına bir olay diye tarif etmek için kullanılır. Yani beklemeyiz öyle bir şey olmasını. O yüzden nokta nokta bir olaydır gibi olur. Olmadı. Bir harf daha alın. Hadi alalım. Aldık bir harf daha aldık. Bilmek zorundayım artık. Aa, değildiniz aslında. Peki. Bilmiyorum. Gerildim. Tek başına olan, ayrı, anlamlarındaki. Kelimenin başına ortalardan bir sessiz harf koyun. Aa. Orta mı o? Ay, sessiz harf, özür dilerim. Evet. T. Biraz daha yukarı çıkın. Yukarı önceye mi geleyim? Evet. Tepe. M. Mesela. M. Türetin şimdi. Ü gelirse nasıl oku? Bir söyleme. Mü. Ha. Mütfe. Uydurun. Mütfetet. Mütfetat. Mütferit. Münferit. Münferit doğru cevap. Söylene Ankara oldu başkentimizin ismi. Sevgili izleyenler tam böyle bir şey yaşandı. Mütferit'ten, mütpırıt'tan, münferite. Evet sonra bildiniz mi bildiniz. Gerçekten geze geze aynen. Bir şekilde geldi. 8 harflerden devam ediyoruz. Bir sıfat soracağız ki biz sıfat severiz. Buyursunlar gelsin sorusu. Herkesin duraksadığı tehlikeli bir durum karşısında herkes için bir adım atabilen kişi. Korkusuz. Bir kişi. O kim nasıl biridir o? Atılgan. Cesur. Ve ne başka? Devam edin. Nasıl biridir o? Yürekli. Yani sizin için nedir o? O sizin neyinizdir mesela? Sizi tehlikeli bir durum karşısında herkes için de böyle adım atabilen birisi sizin. Atılgan. Değil. Sizi bir tehlikeden kurtardı. Ne oldu o? Kahraman. Kahraman doğru cevap. Yani sevgili izleyenler Beste Hanım'a sadece origami ile anlatmaya çalışmadık. Geri kalan her şeyi kullandık. Bakalım diğer sorularda elimizde malzeme de kalmadı. Efendim 9 harflerdeyiz. 2 kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var. Mastarla biten bir deyim soruyoruz. Gelsin bakalım sorusu.
Diğerlerinden daha iyi olmasından dolayı ilgi toplamak, fark edilmek. Çek mi kardeşim? Diğerlerinden daha iyi olmasından dolayı ilgi toplamak, fark edilmek, dikkat çekmek. Bakayım değil. İlgi görmek. Yani, ayırt. Yani bu ilgi. Bir adım. Bir adım. Bir adım önde olmak. Değil. Önde olmak. Değil. Yapmışsın. İlk kelimenin kökü doğru. Siz yapmışsınız gibi düşünün. Bir adım. Önümde. Yok. Bir önde olmak için ne yapmanız lazım? Adım atmak. Ha, yani şimdi sıradasınız. Hı hı. Öne geçmek. Gibi bir şey. Öne heh. Geçirmek. Hayır hayır. Öne atılmak. Hayır. Ona öne. Altı harfli bir fiil. Öne. Geçilmek. Gönüllü olanlar bir adım öne. Atsın. Öne atılmak. Ay, öne atmazlar efendim. Öne çıkmak. Ha? Öne çıkmak doğru cevap. Süremi çok kötü kullandım. Çok kötü kullandınız. Evet, süremi çok kötü kullandım. Bir soru var. Bence hallederiz. Yani çok da o kadar da berbat değil. Çok gerildim. Normal. Anlayamıyorum. Soruyu anlayabilsem bir tık daha belki aslında iyi olabilir. Aslında ana dilinizde soruyorum. Evet. Ama çok normal Beste Hanım. Yani. Çok o kadar gerginim ki. Yok, bayağı iyisiniz bu gerginliğe rağmen. Hiç öyle teşekkür şey yapmayın, ederim. Kendinizi de tekmelemeyin. Efendim 9 harflerden devam ediyoruz. Yapım eki almış bir kelime soracağız şimdi. Gelsin soru. Doğal, toplumsal ve bilince dayanan her olay ve olguyu bütün ötekilerden ayıran özellik. Bütün ötekilerden ayıran özellik. Çok basit düşünün. Ayırt edici özellik nedir? Süre gidiyor. İsterseniz harf alın ve durdurun bence. Aynen. Fark edilmek. Değil değil, tek kelime. İyi başladınız. Fark yer. Köke yapım ekleyeceksiniz. Yani bütün ötekiler. Farklılık. Ha? Farklılık doğru cevap. Şeyi unuttuğum bir andaymış. Evet evet, kesinlikle öyle. Fark ediliyor üstelik Beste Hanım. 10 harfli bir cevaba ihtiyacımız var şimdi. 2 kelimeden oluşan bir deyim soruyoruz. Yine mastarla bitiyor. Gelsin bakalım. Zamanını süre gidiyor. Bir tane harf alayım. Aynen, ödüm koptu. Zamanını ölçerek bir işin ne kadar sürdüğünü hesaplamak. Zamanı neyle ölçeriz? Saat. Heh. Saat tutmak. Saat tutmak doğru cevap. Şimdi. Kaç sorum kaldı şu an? Bir sorunuz kaldı. Tamam. Son soru bu. Tamam. Yani isterseniz harf alıp basabilirsiniz. Bakayım. Yani neden olmasın? İhtiyacınız olmaya da bilir ama şu an gergin bir noktadasınız ya. Belki aklınıza gelmez diye endişelenerek harf belki alırsınız diye söylüyorum. Anladım. Bakalım bir. Kaç puandayım şu an? Kaç puandasınız? 8200. Size kaç lazım? 8000 yeterli. Şu an 9200'e gidiyoruz. Tamam. Harf almazsanız 9200 tamam. Olur. Bilirseniz tabii. Tamam. İki kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var. Gelsin bakalım soru. Harf alayım. Dijital şifrelenmiş ve sanal ödeme aracı. Kredi kartı. Değil değil. Değil, pardon. Şifrelenmiş ve sanal ödeme aracı. Ödeme aracı nedir? Para. Aynen. Attık ikinci kelime cepte. Tamam. Dijital, çok gündemde dijital ne var? Hani. Ne var? Hani işte şeyler var ya. Bu. Para torbası, para. Soğuk cüzdanlar var falan var filan. Dijitalde hani. Şu böyle kontrol edilemeyen merkeziyetsiz tekel, Bitcoin tekel. Falan var. Kripto para. Oh, inanamıyorum. Yüz gün alkışı yediğimiz yere bakın. İnanamıyorum. Kripto para var mıydı Bitcoin'iniz falan? Zamanında vardı. Yani bildiğim bir şey ama tabii asla aklıma gelmedi. Tabii ki bildiğiniz bir şey. Gerçekten inanamadım ben de kripto parada patladığınıza evet. Kısmet. Belli olmaz ama evet. Diğer yarışmacıların başına neler geleceğini şu an bilmiyoruz evet. Beste Hanım. O yüzden 7300 puan fena da bir puan sayılmaz çoğu zaman için. Bakalım neler yaşanacak. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ederim. Hanımlar, beyler, Beste Hanım alkışlarla yerine uğurluyoruz. Ve ikinci yarışmacımız geliyor.
şarkı. Taş ne efendim? Köylü güzeli bir şarkı var. Yaşıma ver. Yaşınıza verelim. Evet. Ne verelim? Bunu yapmayayım. O sesi vermeyeyim o arkadan da. Mesela buz. Efendim ayağa kayar. Boğazına bir şey takılır. Yok o olmaz. Yok yok ama dostluk kazansın. Dostluk kazansın diye bomboş bir temenniyle. O nasıl yürüdü ya? Sadece ayaklarını hareket ettirerek yürüyor. Doymuyor. Hanımlar beyler günün ikinci yarışmacısıyla masa başında bir araya geldik. Tekrar merhaba Batuhan Bey. Merhabalar. Neler yapıyorsunuz? Çalışıyorum. Çok güzel. Nerede? Aile firmamızda. Ne üzerine? Endüstriyel doğalgaz malzemeleri üretimi ve satışı. Ne kadar güzel. Ben de satış tarafındayım. Satış sorumlusuyum. Çok güzel. Kolay gelsin. Sağ ol. Nasıl gidiyor işler? Vallahi fena değil. İyi. Fena. İyi. Güzel. Çok iyi. İşte siz bir de yeni nişanlanmışsınız. Evet. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Ne zaman düğün? 31 Ağustos'ta. 31 Ağustos. Yazın son günü. Tabii mantıklı. Evet. Ne zamandır birlikteydiniz? Yaklaşık 1,5-2 sene civarı oldu. Evet. Hı-hı. Evleneceksiniz. Evet, evet. Eşiniz, müstakbel eşiniz ne iş yapıyor? O da muhasebeci kendisi. Sizin şirkette mi? Yok hayır. Ha, başka farklı bir yerde. Bir yerde. Anladım. Peki kelimelerle aranız? Fena değil. Yani evde izlerken çok keyif alıyorum. Evet. Ve hani fena da bir puan çıkarmıyorum açıkçası. Çok iyi. Ama burası nasıl olacak açıkçası? İşte az önce gördünüz evet. Batuhan her Bey. Şey olabiliyor. Biz 9200'e gidiyoruz derken. Çok iyi gidiyordu. Çat diye 7300'e oturduk evet. Hep beraber. Enteresan. Olabiliyor evet. Bir şeyler. Evet. Peki tabii hayal ettiğiniz puan 8000 tabii 8000 falan. Üstü. Üstü tatlı olur tabii, tatlı diye düşünüyorsunuz. Olur. Evet. Bakalım. Başlayalım mı ufak ufak? Başlayalım. Peki. Hanımlar beyler ilk kelimemiz geliyor. Mektep sözünün Türkçe karşılığı. Okul. Okul doğru cevap. İkinci dört harfli kelimemize bakalım. Nasıl bir soru sormuşuz onun için. Genellikle kürkten, gösterişli kumaşlardan veya yün örgüden yapılmış omuz atkısı. Harf alın isterseniz. Bir harf alayım. Aldık. T. Atkı değil. Değil. İşte. Bir harf daha alayım. Bir harf daha aldık. Kürkten, gösterişli kumaşlardan veya yün örgüden yapılmış böyle omuz atkısı böyle. İki sesli harf. Bir harf daha alayım. Alın. Sallıyorum. Peki. Buyurun. Yapıştırın şimdi. Atol. Değil. Etol. Etol doğru cevap. Etol doğru cevabıyla 5 harflere geçtik. İlki efendim 5 harflerin tek başına bir kelime ve bir beden bölümü. Bedenin bir bölümü. İnşallah anlaşıldı ipucu. Gelsin bakalım. Halk ağzında iman tahtası da denen kemiğin ön adı. Göğüs. Göğüs doğru cevap. 5 harflerdeyiz. Yine İngilizceden dilimize geçmiş bir sözcük. Buyursunlar. Aletsiz olarak beden ağırlığıyla kol ve göğüs kaslarını çalıştırmaya yönelik bir egzersiz. Kol ve göğüs kaslarını çalıştırmaya yönelik bir egzersiz. Şınav. Şınav doğru cevap. 6 harflerdeyiz. İsim soylu bir sözcük soracağız. Gelsin bakalım. Nasıl soracağız? Düşüncesizce ortaya konan geçici ve değişken istekler bütünü. Geçici ve değişken istekler bütünü. Düşüncesizce ortaya konan. Bir harf alayım. Bir harf verdik. Genelde toksik ilişkilerde partnerler birbirine yapar. Trip. Gibi bir şey. Yine bir şarkı geldi aklıma. Bir harf daha alayım. Bir kimin olduğunu hatırlamadım. Hah, Mirkelam'ın şarkısı evet doğru. Bir harf daha alayım. Bir harf daha verdik. Huysuzluk anlamına geliyor. Nişanlınız hiç size nokta nokta yapmaz mı? Hiç yapmıyor demek. Demek ki yapmıyor. Kelimeyi bilmiyor adam. Bir harf daha alayım. Şansa bakar mısınız ya? Evet. Hiç gelmiyor aklıma. Alın efendim bir harf daha bir alın. Harf daha yani zaten bayram günü. Kapris. Kapris doğru cevap. Gerçekten partneriniz size kapris yapmıyor. Evet, aşkta kazandım.
aşkta kazandınız. Burada evet biraz yok yine 9000 puan alırız. Bakalım. Fena değiliz gerçekten. Size helal olsun. Alt harflerle devam ediyoruz. İnşallah başınıza gelen bir şey soruyoruzdur. Gelsin bakalım sorusu. İzmirli ay çekirdeği. Çiğdem. Çiğdem doğru cevap. 7 harflerdeyiz efendim. Tek kelime bir cevaba ihtiyacımız var. Gelsin bakalım nasıl bir soru. Bir şeyden dökülen veya kopan küçük parça, parçacık. Mesela ekmek de çok olur. Kırıntı. Kırıntı doğru cevap. Efendim yarışmanın ortasındayız. 2900 puanımız var. 1 dakika 52 saniye süremiz var. Sürede biraz sarkıyoruz gibi. Orayı bir hızlandırsak fena olmaz. Ama puan konusunda hiç fena durumda değiliz. İkinci 7 harfli kelimemizin sorusu gelecek. İnanır mısınız yine İngilizceden dilimize geçmiş ve kalmış. Şınav gibi de değil yani. Bayağı kendi gibi kalmış. Gelsin bakalım sorusu. İş yeri, okul gibi yerlerde belirli bir kişiyi hedef alıp huzursuz olmasına yol açarak yıldırma, dışlama. İş yerinde böyle rahatsız etme vardır ya, son özellikle bir 10-15 senedir çok dikkat edilen bir şeydir. Dilimin ucunda. Sosyal kabadayılık diye de geçer. İnsanların işi bırakmasına falan neden olan bir davranış. Bir harf alayım. Bir harf verelim. Bir harf daha alayım. Bir harf daha aldı. Oraya bir sesli harf. Mobbing. Mobbing doğru cevap. Efendim 8 harflerdeyiz. 2 kelimeden oluşan medikal bir malzeme soruyoruz. Gelsin bakalım medikal malzeme. Adı irkilteç olarak Türkçeleştirilen, insanda hayati bir organın ritmini düzenlemek için yerleştirilen cihaz. Kalp pili. Kalp pili doğru cevap. İrkilteçten mi bildiniz? Sondan bildim. Sondan bildiniz değil mi? İrkilteç deyince bana şok cihazı gibi falan geldi. Adını irkilteç koymamız çok enteresan olmuş. Efendim 8 harflerden devam ediyoruz. Batı kökenli bir sözcük soracağız. Gelsin bakalım. Anti-ütopya. Destopya. Oradaki ilk hecedeki harfi değiş. Distop. Daha böyle zarif bir harf kullanın. Distopya. Distopya doğru cevap. 9 harflilerdeyiz. Mastarla biten bir cevaba ihtiyacımız var. Gelsin bakalım. Mecazi anlamda beklenmedik bir olaydan olumsuz biçimde çok etkilenmek. Bu olay beni biraz nokta yalnız kalmaya ihtiyacım var. Tek kelime var. Mi? Evet. Mastarla bitiyor. Çok vurdu, çok etkiledi. Bir harf alayım. Bir harf aldık. Bir harf daha alayım. Bir harf daha aldık. Sarsmak. Sizin başınıza geliyor. Sarsılmak. Sarsılmak doğru cevap. Efendim 9 harfli bir diğer aradığımız cevap 2 kelimeden oluşuyor. Gelsin bakalım nasıl oluşuyor. Sert tabiatlı bir meyveden elde edilen içecek. Harf alayım. Aa, aldım. Niye aldınız harf? Meyveden elde edilen içecek. Meşrubat. Değil. 2 kelime ya. İçecek nedir efendim? Meyveden nasıl bir içecek elde meyve ediyoruz? Meyve suyu. Heh, demek ki bu bir... Ne suyu? Heh. Şey var orada. Sert tabiatlı meyve. Uydurun efendim, meyve uydurun. Erik, çilek, vişne suyu. Vişne suyu doğru cevap. Efendim 10 harflilerdeyiz. 2 kelimeden oluşan ve mastarla biten bir deyime ihtiyacımız var. Gelsin bakalım soru. Öğrenilmek istenilen şeyi söyletmek için üstü kapalı sorular sormak. Ağız aramak. Ağız aramak doğru cevap. 10 harfli son istediğimiz cevap 2 kelimeden oluşuyor ve bir sanat ürünü. Gelsin bakalım. Çoğu kişiyi uykusuz bırakan ve gerilim ögeleri barındıran sinema eseri.
Korku filmi. Korku filmi doğru cevap. 8500 puan aldık Batuhan Bey. İstediğimizi aldık. Gayet güzel. Ne amaçladıysak oraya vardık. 10 saniyede arttırdınız. Hiç fena bir durumda değiliz şu an. Çok tebrik ediyorum. Siz de iyi hissediyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Rahatladım. Hadi bakalım hayırlısı. Hanımlar beyler, Batuhan Bey'i alkışlarla yerine uğurluyoruz. Ve üçüncü yarışmacımız geliyor. Oldukça soğuk bir mekan. İglo. Değil değil. Anlamındaki Arapça kökenli sözcük. Maharet, marifet. Ne? Marifet. Maddelerin granül hali. Deterjan. Değil. Zarar görmesine sebep olmak. İki kelime zaten. Evet efendim. Sorumluluğu üstlenebilme gücü. Otomu. Yok yok. Daha basit düşünün. Eylemsizliği ilke edinen şahıs. Tembel. Tembel böyle bir. Gümüşüm tembel. Hanımlar beyler, üçüncü yarışmacımızla masa başında yerlerimizi aldık. Didem Hanım tekrar merhaba. Merhaba. Ne yapıyorsunuz siz? Ne yapayım? Evliyim 12 senelik. Oh, ne güzel. Kızlarım var iki tane. Evet. Biri 9 yaşında, biri 7 yaşında. Ay Allah bağışsın, çok da okula tatlılar. Gidiyorlar. Evet. Evet, kendileri şu an stüdyodalar. O yüzden biz tanıştık kendileriyle. Evet. O yüzden söyledim sevgili izleyenler. Ve ressam olmak istiyorlar büyüyünce. Gerçekten çok da yetenekli insanlarmış, onu da bilgisini aldık. Peki Didem Hanım, kelimelerle aranız nasıl? İyi, evdeyken iyi. Evdeyken evet. İyi, çok güzel. Böyle bir puanları hesaplıyor musunuz? Hiç hesaplamadım, yok. Ha, evde de hesaplamıyorsunuz zaten. Peki, yani bazen çok iyi, iyi biliyorum evet sonuna kadar, bazen de... Olmuyor. Evet. Çok normal, harika. Peki heyecanınız ne durumda? Biraz nefesler. Burcunuz ne efendim? Aslan. Aslan. Evet. Yükselen? Yay. Yay. Nefret ederim. Şaka şaka, hiçbir fikrim yok. Hiçbir fikrim. Benim de çok fikrim yok aslında. Öyle mi? Evet. Hiç takip etmezsiniz. Yok pek. Evet. Şey, fal baktırır mısınız? Eğlencesine baktırırım. Eğlencesine evet, baktırırsınız. Peki başka sorabileceğim saçma bir sorum da yok. Yarışmaya geçelim mi Didem Hanım? Çünkü tuhaflaşmaya başladı. Yapacak başladım. Bir şey yok. Gerçekten sabah kuşağı programı gibi davranmaya başlayacağım bir süre sonra. Hani istek şarkı falan toplayacağız. İsterseniz başlayalım. Ben ilk aynen. Soruyla yavaş evet, yavaş. Evet. Hanımlar beyler, ilk kelimemiz geliyor. Hedeflenen sonuç. Hedeflenen sonuç. Amaç. Evet. Amaç doğru cevap. 4 harfli ikinci kelimemize bakacağız şimdi. Her anlamda oldukça soğuk bir mekan. İglo. Değil değil. Evet. Öyle değil. Her anlamda. Yani manidar bir soru bu. Hani yani normal, yani yaşarken orada ne işimiz var öyle soğuk. Morg. Morg doğru cevap. Efendim 5 harflerdeyiz. Tek kelime bir cevaba ihtiyacımız var. Yavuşturalım soruyu. Marangoz döküntüsü. Moloz değil. Değil. Böreği vardır. Ha, talaş. Talaş doğru cevap. 5 harflerde devam ediyoruz. Bitki biliminden. Bir soru. Bitki biliminden ama. Gelsin bakalım. Türlü batıl inançlara konu olan bir ağaç türü. Sayın ağaç. Direk sayın. Ağaç. Değil, değil. Ne ağacı var efendim? Çınar. Başka. Kabak. Başka. Meyveli bir ağaç düşünün. Meyveli. Evet. Meyveli. Evet. Kiraz, armut, elma. Değil. Harf alayım. Harf verelim. Alayım. C. İncir. İncir doğru cevap. En sevdiğim de meyvedir aslında. Meyve? En sevdiğim de meyvedir. Gerçekten evet. Ben de çok seviyorum. 6 harflerle devam ediyoruz. Batı kökenli bir sözcük soracağız. Allah muhafaza bir kelime bulacağız. Gelsin bakalım. Mecazen bir kimseye veya bir şeye karşı olumsuz yönde duyulan aşırı duyarlılık anlamına gelen sözcük. Hassasiyet. Değil. Böyle bir rahatsızlıkmış gibi düşünün. Mecazen olanı sormuşuz ama şimdi bir kimseye veya bir şeye karşı olumsuz yönde duyulan aşırı duyarlılık anlamına gelen söz aynı zamanda herhangi bir şeye de duyulan aşırı duyarlılık
da karşılar bunu. Yiyeceğe mesela aşırı duyarlılık. Nedir o? Aa, nedir ya? Hiç mesela fıstık aşırı duyarlılığı demeyiz de. Merhaba, fıstığa aşırı duyarlılığınız var mı? Fıstığı demeyiz. Sevmek, fıstığı ne yapmak? Yok yok. Çekirdek. Hayır. Öyle. Böyle bir mesela bir şey. Alerji. Ha? Alerji doğru cevap. Bunu anlamamışım ki. Efendim altı harflerden devam ediyoruz. Bir sıfat soracağız şimdi. Gelsin bakalım sorusu. Aşktan felç olan. Harf alacağım. Alın alın çünkü. Aşktan felç olan. Evet. Tutulmuş. Ne? Yok. Şarkı var. Muazzez Abacı'nın mıydı? Tutsak. Değil. Ne? Vurgun. Ah! Vurgun doğru cevap. Allah sizden razı olsun. Az daha Muazzez Abacı taklit ederek şarkıyı söylemeye başlayacaktım. Yedi harflilerdeyiz efendim. İki kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var. Birleşik yazıldığı da görülüyor. İnanır mısınız? Doğa olayı gibi bir şey. Gelsin bakalım soru. Asteroid veya kuyruklu yıldız gibi çeşitli cisimlerden kopmuş küçük kaya parçalarının ortak adı. Meteor değil. Değil. Başka bir şey de diyoruz. Meteor göktaşı. Mu? Ha? Göktaşı doğru cevap. Ben de her şeye diye tepki vermeye başladım. Sevgili izleyenler, 3500 puanımız var. 1 dakika 25 saniye süremiz var. Sürede biraz sıkıntıdayız. Evet. Biraz hızlanmamız gerekecek. Yedi harfli ikinci kelimemiz efendim isim soylu bir sözcükmüş. Sorusu da gelsin, görelim bilebiliyor muyuz? Yüksek lisans ve bilimsel bir eserle erişilen derece. Doktora. Doktora doğru cevap. Şimdi efendim 8 harflilerdeyiz. İki kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var. Gelsin sorusu. Bence cah edeceğiz. Oğlakların ilk besini. Ağız sütü. Değil. Anne sütü. Oğlakların. İkinci kelime doğru. Oğlakların. Keçi sütü. Ha? Keçi sütü doğru cevap. ben sürekli ha diyorum ama. Allah Allah. Yeni bir adet geliştirdim. Benim heyecanım da size geçmiş olalım. Gerçekten öyle bir şey oldu. 8 harflerdeyiz. Eski ama aşina olduğumuz bir kelime gibi görünüyor. Bakalım öyle miymiş gerçekten. Bağışlama anlamındaki Arapça kökenli sözcük. Affetme. Değil. Bağışlama. İlahi yönden bağışlamak. Bence harf alın. Harf alayım. Çünkü genelde bu kelimeyi bağışlama. Merhamet. Değil. Yanlış kullanıyor olduğumuz bir kelime olabilir. Genelde beceri gibi. Beceri. Maharet, marifet. Ne? Marifet. Bastınız olmuyor mı? Olmuyor ki marifet. Marifet, şeyi değiştirin. Kelimeyi söyleyin. Marifet. Ha, oradaki son hecenin başındaki kelimeyle... harfi de öne alacaksınız. Mefaret, marifet. Yok, bayağı harf değiştireceksiniz sadece. Son hecedeki ilk sessiz harf ne? F. Ha, onu bir önceki sessiz harfle değiştirin. Mağfiret. Mağfiret doğru cevap. Aynen. Gidiyor sandım gerçekten ya. Gerçekten editörümüz belimize tekme attı diyebiliriz bu soruyla. Yani hani bu gerçekten artık suçtur bana sorarsanız. Efendim 9 harflilere geçtik. Nasıl geçtik ben de bilmiyorum. Mastarla biten bir cevaba ihtiyacımız var. Gelsin bakalım nasıl sorusu. Bir içeceği veya sıvıyı satışa çıkarılacağı dar ağızlı uzun kaplara doldurmak. Şişelemek. Şişelemek doğru cevap. İki kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var yine. 9 harfli gelsin bakalım sorusu. Türlü yağlarla alkaliler birleştirilerek yapılan ve temizlik işlerinde kullanılan maddelerin granül hali. Deterjan. Değil. İki granül. Kelime. Türe gidiyor. Harf alayım. Harf aldık. S. Sabun. Ha? Evet. Ne sabun? Sıvı sabun. Hayır yahu. Sabunluk. Ne? Süre gidiyor. Evet. Aha gitti. Evet. Ne yapayım? Granül hali. İlk söylediniz onu. Sabun. Heh.
Granül hali. Sabun tozu. Sabun tozu doğru cevap. Ay ne yapacağım şimdi? İki saniyem kaldı. Evet, ben soruyu sorduğum an, sormaya başladığım anda basacaksınız. Tamam. Bakın soruyu gördüğünüz gibi basacaksınız tamam. Ki o iki saniye hareket etmeyecek. Tamam. Yapabilecek misiniz? Ben yapayım ister misiniz? Ay yapın. Tamam. Bir saniye. Şimdi 10 harfli bir cevaba ihtiyacımız var. İki kelimeden oluşuyor. Mastarla bitiyor. Harf de alabilir miyim orada? Becerebilirseniz alın. Tamam. Yani harf, siz harf alın, harf alayım deyin, ben basayım gibi bir şey. Yani ben basarken deyin. Tamam. Aman gönder soruyu. Harf alayım. Bir durumu, hareketi gereğinden fazla büyütmek, sorun çıkarmak. Olay yapmak. Olay yapmak doğru cevap. Didem Hanım siz de artık. Yani iki saniyeniz var ve ona siz basabilirsiniz diye düşünüyorum. Yine iki kelime. Son kelime mi? Son soru. Ha, İki kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var. Spordan geliyor soru. Aranız nasıldır sporla? Voleybol sadece. Biliyorsunuz. Başka diğer sporları bilmiyor musunuz? Bilirsiniz ya. Bisiklet. Bisiklet. Hmm. Norveç'te mi yaşıyorsunuz siz? Elektrikli bisiklet. Elektrikli hem de çok iyi. Peki. Gelsin bakalım soru. Ay sporu hiç aramıyorum. Futbolda korner atışı. Harf alayım dendi. Korner. Basın efendim. Köşe vuruşu. Köşe vuruşu doğru cevap. Niye aldım ki? Boşuna harf aldınız. Yemin ediyorum boşuna harf aldım. Derseniz ama ben çok bir tek voleybol ve bisiklet biliyorum dersin. Böyle olur. Efendim 9200 puan aldık. Çok tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. El ele verdik ve bunu başardık. Evet başardım ben de. Bayram teşekkür günü. Teşekkür ediyorum sağ olun. Siz şu an gün birincisi pozisyonundasınız ama evet. Bakalım Kerem Bey neler yapacak. Evet. Hanımlar beyler Didem Hanım alkışlarla yerini uğurlayacağız ve Kerem Bey gelecek. Bu dünyada bütün sesle harfle aynı olsun. Ayak yapmış. Ayak. Aa. Valla olabilir mi? Olabilir niye olur? Böyle gençler bir sohbetimiz oldu. Gaf yapmak. Of ya o kadar da çok yaparım ki. Sizi de Allah'a havale ediyorum. Keçiler gelir mi? Arif Bey. Sevgili izleyenler ben tükendim. Acı çekiyoruz. Ben tükendim. Sizin yüzünüzden ben de azar işitiyorum. Hanımlar beyler günün son yarışmacısı Kerem Bey ile masa başında bir aradayız. Tekrar merhaba. Merhaba Kerem tekrardan. Bey. Ne var ne yok? Nasılsınız? İyi çok şükür. Biraz daha rahatlamışsınızdır diye tahmin ediyorum. Aslında hani yaklaştıkça biraz daha sanki gerilim seviyesi gerilim geldi bana ama. Gerilim de arttı gibi oldu. Hay Allah. Peki neler yapıyorsunuz? Ben evliyim. İki tane oğlum var. Oh Allah 10 yaşında 6 yaşındaki oğlum var. Aynı kadar güzel. İşte zamanımın çoğunu onlarla geçiriyorum. Onların eğitimleriyle işte uğraşıyoruz eşimle birlikte. İşte onlardan fırsat kalırsa işte film seyretmeye çalışıyorum işte sporla ilgilenmeye çalışıyorum. Çok i̇şte mizah dergileriyle biraz içi dışlıyım. İçini dışlı derken takip mi ediyorsunuz işte, dahil olduğunuz üniversite, var mı? Üniversiteye başlamadan önce biriktirmeye başlamıştım. O zamandan beri. Biriktiriyorsunuz. Evet. Ay tebrik ederim. Biraz sorun oluyor gerçi evde ama yer kaplamasından dolayı. Evet olur doğru. İşte onun dışında biraz da müzikle ilgileniyorum işte. Ne açıdan ilgileniyorsunuz müzikle? İşte kendimce gitar çalıyorum işte neyi çalmaya çalışıyorum. Çok güzel. Eşinizi gitar çalarak tavladınız mı? Yok ondan sonra başlamış. Eşim de başladıktan sonra gitar çalmaya başladı. Gerek oldu demek ki güçlendirmeye çalışması. Ona sormak lazım. Peki ne tür müziklerden hoşlanıyorsunuz? Biraz sert müziklerden hoşlanıyorum ben. Sert hani derken? Heavy metal. Yani heavy metal Türkçesiyle. Siz elektro gitar mı çalıyorsunuz? Haa onu nasıl işte, ne etkileyeceksiniz yani, ki onunla zaten doğru. Yani şey değilseniz, Eric Clapton değilseniz zaten çok da... Sanmıyorum bu kadar değil. Ben de sanmadım bir sert deyince ama siz. Ayıp. Peki kelimelerle aranız nasıl Kerem? Fena değil. İşte eşimle ilk evlendiğimizde başlamıştı kelime oyunu da. Neredeyse yani bir iki sene falan olmuştu. Evet. İşte akşamları yemek yerken biz işte bir yandan seyrederdik, bir yandan işte sosyalleşirdik eşimle. Oradan beri işte çocuklar doğana kadar sürekli takip ettik. Ondan sonra zamanımızın bir kısmını çocuklara ayırınca işte biraz boşlanmak ihmal ettik kusura bakmayın. Yo önemli değil işte burada cezasını keseceğiz onu i̇şte Kerem Bey. Onu telafi etmek için geldim. O yüzden davet ettik sizi buraya. Tamam. Peki sizin kafanızda mesela şu an bir hedef puan var mı ya da gelirken var mıydı?
Gelirken de yoktu. Şeylere hiç puanlara takip etmedim zaten şey. Çıkacağım böyle artık. Allah ne verdiyse. Koy vereceğiz gideceğiz. Çok güzel. O zaman koy vermeye başlayalım mı? Ne dersiniz? Başlayalım. Tamam. Hanımlar beyler ilk kelimemiz geliyor. Erkeklerin de kadınlar kadar yaygın kullandığı bir aksesuar. Küpe. Küpe doğru cevap. Efendim dört harfli ikinci kelimemizin sorusuna bakalım. Mecazen boyun borcu, yapılması kaçınılmaz olan şey anlamına gelen sözcük. Harf lütfen. Harf verelim. Artık bu nokta nokta oldu. Bir harf daha aldık. Bir harf daha aldık. Ha, farz. Farz doğru cevap. Beş harflilerdeyiz efendim. Tek kelime bir cevaba ihtiyacımız var ve yine bir yiyecek adı soruyor editör. Gelsin sorusu. Adı yapmak veya pişirmek yerine dökmek fiiliyle kullanılan şerbetlisi makbul hamur işi yiyecek. Lokma. Lokma doğru cevap. Yine canımızı istettin sevgili editör. Beş harflilerdeyiz, hala bir sıfat soracağız. Gelsin bakalım sıfatımızın sorusu. Daha çok bir ikileme olarak kullanılan melul sözcüğünün Türkçe karşılığı. Harf alacağım. Harf verelim. Alabileceğiniz üç harf kaldı totalde. Melul. Üzgün gibi. Bak, gibi değil ta kendisi. Öyle, üzgün. Üzgün doğru cevap. Altı harflilerdeyiz. Batı kökenli bir sözcük. Sanal gerçeklikten geliyor. Gelsin bakalım sorusu. İnternette bir kullanıcıyı tanımlamaya yarayan grafik, çizim veya resim. Avatar. Avatar doğru cevap. Altı harflilerdeyiz hala. Bir birleşik kelime sormaya karar vermişiz. Yapıştıralım soruyu. Hangi soruyla onu soracağız? Parçaları yerine oturtma prensibine dayalı bir oyun. Yap boz. Yap boz doğru cevap. Efendim yedi harflilerdeyiz. Canlılar aleminden tek kelimelik bir cevaba ihtiyacımız var. Gelsin bakalım. Eklem bacaklılarda başın ön bölümünde bulunan hareketli algılama organı. Duyarga. Duyarga doğru cevap. Efendim yarışmanın ortasındayız. 3400 puanımız ve 2 dakika 48 saniye süremiz var. Beklediğimden daha iyi. Ha? Beklediğimden daha iyi. Evet, bundan sonrasına dikkat etmemiz gerekir. Çünkü Beste Hanım buradan sonra patladı biliyorsunuz. Evet. Cart diye. Ben de patlayabilirim. Allah korusun. Bakalım neler yaşanacak. 7 harfli ikinci kelimemizin sorusu gelecek. Yine bir sıfat soruyoruz. Gelsin bakalım nasıl soruyoruz. Eylemsizliği ilke edinen şahıs. Eylemsizliği ilke edinen şahıs. O biraz nokta noktadır ya. Uyuşuk. Gibi bir şey. Böyle bir şey yapmaya... İsteksiz ama... İsteksiz ha bu yani... Ay ben onu... Halsiz de değil. Böyle bir... işte kelimenin kendisini söyleyeceğim. Eringen. Tembel. Çekingen. Tembel böyle bir... Uyuşuk, tembel. Böyle bir ay ben ona şimdi yapmaya nokta nokta ya gibi. Halim yok. Olmayınca olmuyor oldu sevgili izleyenler. Bunu da nereden bildireceğiz ki zaten? Şu üşengeç. Şimdi demedim mi? Bir tek onu demediniz. Gerçekten. Vallahi. Keşke deseydiniz gerçekten. Bir tek o denmedi. Ağzınızdan peki, çıkmayan tamam. Bir tek oydu. Tamam. Efendim 8 harflerle devam ediyoruz. Yapım eki almış bir sıfat soruyoruz size. Soralım bakalım. İçsel mahkemesindeki yargıcı dinleyen ve ona göre hareket eden. Vicdanlı. Vicdanlı doğru cevap. 8 harflerdeyiz hala. Efendim tek kelime bir cevaba ihtiyacımız var. Dilimize İngilizceden geçmiş. İnanır mısınız? Gelsin bakalım nasıl geçmiş. Göz doktoru tarafından yazılan reçetelere göre gözlük, kontak lens gibi araçları hazırlayan ve uygulayan kimse. Optisyen. Optisyen doğru cevap.
9 harflerdeyiz. İki kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var. Mastarla bitiyor ve bir deyim kendisi. Gelsin bakalım sorusu. Tutuşmak, yanmaya başlamak. Asla şey. Harf alayım. Harf aldık. Ve. Tutuşmak. Yan... Alev almak. Alev almak doğru. Efendim 9 harfli bir cevaba ihtiyacımız var. Şu soruyla fizikte kullanılan bir terim sormaya karar vermiş yine editör. Buyursunlar. Suyun kaynama sıcaklığı ile buzun erime sıcaklığı arasındaki ayrımın %1'i olan ısı ölçeği. Celsius mu? Diğeri. Santigrat. Santigrat doğru cevap. 10 harflilerdeyiz. İki kelimeden oluşan ve mastarla biten bir cevaba ihtiyacımız var yine. Gelsin bakalım sorusu. Birinin veya bir şeyin boş yere hırpalanmasına, zarar görmesine sebep olmak. Harf alayım. Harf aldık. Nasıl olsa şeydeyiz. Rahatsız artık. Birinin veya bir şeyin boş yere hırpalanmasına, zarar görmesine sebep olmak. T'den sonrası mastar zaten. Tabii alabilirsiniz. Boşuna harcamak. Yani nokta nokta oldu be deriz ya. Ne oldu be deriz. Bir harf daha alın isterseniz. Alalım. Bir harf aldık, bir harf daha aldık. Ü harfi geldi. Yok. İki kelime zaten değil mi? Evet efendim. Hmm. Ve mastarla bitiyor. Bir harf daha alayım. Bir harf daha aldık. Evet. Ha, yazık etmek. Yazık etmek doğru cevap. Efendim son soru. Batı kökenli bir sözcük cevabımız. Bakalım sorusunu görelim. Bir kişinin gerekli kararları kendiliğinden anında alabilme ve sorumluluğu üstlenebilme gücü. Yok yok. Daha basit düşünün. Yani bir iş halledilecek ama siz yetkili değilsiniz. Nokta nokta almanız gerekir. İnisiyatif. İnisiyatif doğru cevap. Yani Kerem Bey gerçekten üşengeç bizi bitirdi. Yoksa gün birincisiydiniz biliyorsunuz. Evet tabii. 7600 puanla patlamanıza rağmen 7600 puanla bitirdiniz yarışmayı. Ayaklarınıza sağlık. Harika bir yarışmacısınız. Belki bir daha gelirsiniz. Belli kısmet oldu. İnşallah. İnşallah. Hanımlar beyler Kerem Bey'i alkışlarla yerine uğurluyoruz ve gün birincimiz Didem Hanım geliyor. Benim de elim ayağım birbirine girdi. Hanımlar beyler gün birincimiz Didem Hanım'la yan yanayız. Gerçekten 23 Nisan birincisi oldunuz. Evet. Size helal olsun. Hafta finaline beraber gideceğiz. Bekliyor evet. Muydunuz? Beklemiyordum. Hiç beklemiyordum. Gerçekten mi? Evet. Hadi bakalım. Bayağı da aslında başarılı yarıştınız. Yani evet. Beklemeniz icap ederdi bana sorarsanız. İyi oldu, güzel oldu. Gerçi diğer yarışmacılarımız da çok iyiydi. Enteresan şeyler yaşandı. Evet. Bir alkışlayalım diğer yarışmacılarımızı da. Şimdi efendim biz sizle beraber hafta finaline gideceğiz ama kelime evet. Polislerimiz bir tane de kitap armağan ediyorlar bütün yarışmacılarımıza. Efendim tekrar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun. Biz Didem Hanım'la hafta finaline gideceğiz ama her akşam buralardayız biliyorsunuz muhakkak bekliyoruz. Tekrar görüşünceye kadar iyi akşamlar.